Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Bin Spor stüdyolarına 9 Eylül Salı günündeyiz. Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü manşete Uğur Meleke merhaba hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Şimdi bugün malumunuz milli maç var. Dünya Kupası elemelerinde A milli futbol takımımız Hollanda ile karşı karşıya gelecek. hem bizim milli takımımızı hem de son gelişmeleri değerlendireceğiz. Bugüne kadar neler yaptık, nasıl bir performans sergiledik vesaire güzel istatistiklerimiz var milli takımda alakalı olarak ama oraya geçmeden önce Uğur Bey Hollanda'da bir hoca değişikliği oldu. Ee, bize 4-2 yenildiler ardından bir de Norveç beraberliği var ama onun dışındaki tüm maçlarını gol yemeden farklı bir şekilde tamamladılar. O 3 maçta toplam 13 gol attılar değil mi? Cebeli Tarık 7 gol. Karadağ kaç attılar? Karada evet. 4 gol attılar. Toplam 13 gol evet. Ve hiç gol görmedi kalesine. Deyim yerinde ise istim üstünde. Doğru. Oyuncuların formda olduğu o gerek orta sahasıyla gerek hücum oyuncularıyla bir Hollanda takımıyla karşı karşıya geleceğiz ki Hollanda tarafı birazdan onları da değerlendireceğiz. Hollanda takımının e, Louis van Halin söylediği gibi ilk maçtaki Hollanda yok. Peki ilk maçta bir Hollanda ile nasıl oynamıştık şöyle bir hatırlayacak olursak keza o dönem şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Fransa maçında da topu rakibe ver rakibi boz onun e, topla oynamasına müsaade et yakaladığın anda da fırla ve golü at Kabaca böyle özetleyebiliriz herhalde. Şimdi Louis van Gaal diyor ki ben buna çalıştım arkadaşım. Size bunu yapmanızı müsaade etmeyeceğim ki diğer takımlar da özellikle Dünya Kupası'nda e, özür dilerim Euro 2020'de gördük bunu. Bir İtalya maçı yaşadık ki ya inanılır gibi değildi. İki tane top atamadık mesela ileriye. Hani tamam İtalya oynuyor dalga dalga geliyor dalga dalga. E, tamam işte arkası boş oraya bir kaçalım falan olmadı. Doğru. İki tane top attık. Ee, birisi isabetli oldu. Ee, eridi gitti atak. Biri isabetli olmadı. İki tane uzun top savunma arkasına. Dolayısıyla bu akşam nasıl bir oyun oynayacağız? Rakibin 11'inde bizim muhtemel 11'leri hepsini değerlendireceğiz ama önce basın toplantısına geçmeden önce genel bir değerlendirme rica edebilir miyiz bununla alakalı? Şimdi birazdan şeyi vereceğiz zaten istatistikleri. Ee, bizim toplu oynama yüzdelerimize baktık. Bu 24... Resmi maçta. Resmi maç demek doğru değil de turnuva maçı diyelim. Hazırlık maçları dışında diyelim. Hazırlık istedim. maçları dışındaki Avrupa Şampiyonu selemeleri. 22 Mart 2019'dan itibaren değil mi? Evet. UEFA Uluslar Ligi ve Euro 2020 finallerindeki hisseslere baktık. Gerçekten de büyük zafer e, açısından işte Kabil'inden değerlendirdiğimiz müsabakalarda topla daha az oynadığımızı görüyoruz. Fransa maçı da öyle. Maçları iki maç öyle. Biri %36, biri %39 Hollanda maçı da öyle. 4-2 kazandığımız. Hatta kaybettiğimiz Euro 2020'deki İtalya maçında metot olarak öyle. Orada topla az oynadık. Maksadımız neydi? Rakibin tamamlayamadığı hücumlarda yani şutla, kornerle, avutla bitiremediği hücumlarda özellikle yay çevremizde, ceza alanı çevresinde kaptırdığı anda çabuk çıkmak ve fatura kesmek. Bunu iyi becermişiz Hollanda maçında. Fransa karşısında Duranto ustalığımız var ki Duranto bir seslerini vereceğiz birden. İtalya karşısındaysa rakibin kaybettiği anda bir süratle çıkamadık. İtalya çok çabuk geri kazandı ve herhangi bir atak organizasyonu yapamadık. Dolayısıyla bugün Hollanda karşısında sanırım en önemli sınavımız bu. En özetle rakibin tamamlayamadığı hücumlarda ilk Hollanda maçı gibi çıkmayı becerebilecek miyiz? Yoksa Euro 2020'deki İtalya maçı gibi tekrar çabuk geri mi kaybedeceğiz? Herhalde bugünün en önemli sorusu. O. Ben sana orada özellikle orta saha Türkiye'nin orta saha kurgusuyla alakalı. Çünkü Uğur Bey'in söylediği gibi ta 2019'a kadar Euro 2022 2020 elemelerinin başladığı döneme kadar gittik ve e, o hangi oyuncular ne kadar 11 başlamış, kim sonradan girmiş vesaire hepsini tespit ettik. Oradan bir çıkarımım var, onu da paylaşacağım ama e, maçın ayrıntılarını, istatistiklerini konuşurken onu şimdi burada şey yapmayalım. Belki havada kalabilir çünkü konu. Değerli izleyenler, Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Neler söylemiş hemen bakalım ardından devam edelim. Grubun ikinci yarısının ilk maçını yapacağız. Yeniden başlıyoruz yani. Hollanda ile başlamıştık Norveç'te. Ee, en son cephe tarihte bitirdik. 5 maçta 11 puan aldık. Arkamızda iki tane güçlü rakibimiz. Başından beri olarak rakip olarak gösterdiğimiz Hollanda ve Norveç geliyor. Yarın da Hollanda oynayacağız. İki takım içinde çok önemli bir maç. Her maçta 3 puan az azalıyoruz. Oynadığımız 5 maçta da 3 puan alabilmek için oynadık. Analiz yaptığınızda görebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Eksiklere de söylenebilir. Maçlara bakmadan, isimlere bakmadan her maçta 3 puan nasıl oldu hesapladık. Yarın içinde aynı şeyi hesaplayacağız. Oyun anlayışımızın kazanmaya dönük olduğunu söyleyelim. 11 puan kötü değil avantajdır yani normal başlangıçta ama iki tane güçlü rakibi hem işte hem dışta yenildikten sonra iki maçı kendi sahanda 4 puan Karadağ ve Latonya'ya verdiğinizde tartışılırsın eleştirilirsin bu da normaldir yani ama oyuna baktığın zaman e, o iki takıma karşı da kazanabileceğin pozisyonlar var az gol yemek gerek, gerekirken veya hiç gol yememe gerekirken yediğin 5 tane gol var. Onun için bütün dengeleri alt üst etti. Bu grup için söylüyorum onu. Şu anda 11 puanımız var. Ee, i̇pler bizim elimizde. Yarın alacağımız bir galibiyet bunu çok büyük avantaj yapar. Beraberlik avantajımızı devam ettirir. Mağlubiyette geriye bir avantaj Hollanda'ya geçer. Yarış devam edecektir. Kabul etmek lazım ki Hollanda ve Norveç maçındaki oyun e, rahatlığımız ee, Avrupa Şampiyonası sonrasında yok. Ama buna rağmen ben Karadağ maçında oyun anlayışında memnunum. Galibiyet ve mağlubiyet kesin bir şey ortaya çıkarmaz. Ama avantajlarımızı çok çoğaltır. Çünkü 4 puanlık fark rakibe. Diğer maçı bilmiyoruz. Alsa da bir puanlık fark kalacak. O zaman Norveç maçında her şey belli olacak. Ama Norveç'te kazandığımızda avantajlarımız daha fazla oldu. Ben hiçbir maçı bittiği zaman garanti görmem. Ne zaman resmi olarak biter o zaman söyleriz. Ama şu anda ön, önde olmanın bir avantajına güvenerek de oynamayacağız. Zeki ile ilgili bir olumsuzluk var devre arasında son anda sahaya çıkarken böyle bir çok da önemsemiyordu önce oynayacaktı dedim o zaman risk etme arkasından daha iyi olduğunu söyledi dün bekledi biraz daha sertlik var yani bir yırtık falan değil ama sertlik var deyince bekletiyoruz ama zor görünüyor şu anda yani sanki onun hissiyatına bakarak söylüyorum ama tıbbi olarak bir daha emre bakacaklar ama çok büyük bir yırtık değil gerginlik görünüyor. E, i̇yi bir takım oynayacağız. E, Van Gaal zaten tecrübeli bir hoca. Kariyeriyle ilgili, kendisiyle ilgili bir şey söylemek değil. Futbol e, e, camiasında hoca olarak sor, söylediğiniz zaman bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. E, tecrübesiyle e, burada daha önce de çalıştığına göre ve e, uluslararası deneyimine göre başarılı bir hoca. Oyuncular da zaten kadrosuna baktığınız zaman hepsi üstlüklerde oynayan oyuncular. Yani şu anda dünya çapında hangi takımlar varsa orada bizim de bazı takımlarda oyuncularımız var. Onlar da birlikte oynayan oyuncular var. Dolayısıyla iki takım içinde güzel şeyler söylenebiliriz. Bizim için zor bir maç olacak. Çünkü ilk maçı kazanmıştık. Ee, onlar da bizi daha güçlü bir şekilde ikinci maça daha hazır bir şekilde bizi bekliyorlar. Zaten onların e, iyi bir kadrosu olduğunu biliyoruz. Gerçekten iyi bir takım. Zorlu bir maç geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü gerçekten iki takım da çok güçlü bir takım. Ve umarım yarın tekrardan sahaya kazanmak için çıkacağız. Umarım istediklerimizi yapabiliriz. Bunu yapabilecek de güçteyiz. Hayırlısı olsun yarın için. E, takım olarak hazırız. E, dört gözle bu maçı bekliyoruz. Böyle büyük maçlarda her zaman iyi oynuyoruz. Yarın da bunu iyi bir şekilde göstereceğimizi düşünüyorum. Elbette yılların tecrübesi bu işin profesyoneli Şenol Güneş durumu içinde bulunduğumuz mevcut durumu değerlendirdi ama iki kuvvetli rakip diyor hoca onları kuvvetlerle biz getirdik doğrusunu söylemek gerekirse yani benim ben hoca ile aynı açıdan bakamıyorum bütün sözlerine yaklaşımına saygı duymakla birlikte onları Norveç'te Hollanda'yı güçlü hale biz getirdik. Çünkü iddialı hale diyorsun. İddialı hale biz getiriyor. Yine güçlü hocanın kullandığı ifade güçlü. Ben onu da söyleyebilirim yani rahatlıkla. Çünkü biz arkamıza bakmadan şu anda e, hepsini kazanmış olsaydık eğer 5 puan farklı bu akşam güle oynaya çıkabilirdik. Yani bunun stresi de az buz bir şey değil. Cengiz haline baksana. Stresli biraz yani. Doğal olarak tabii ki. Ya her maç için heyecanlanmak gerekir. Demek istediğim şey çıksın Aa, o falan diye konuşsun anlamında değil de. Yani her maçın elbette oynanmadan gerginliği, stresi vardır. Ancak bunu ya Yenilsek de bir şey olmaz, Hollanda'ya yenilsek de bir şey olmaz şeklinde rahat oynamak elbette çok daha büyük bir artı yazacaktı bizim hanemize. Ee, Şenol Hoca'nın açıklamalarını paylaştık değerli izleyenler. Şimdi yavaş yavaş artık grafiklerimize geçmeye başlayalım. İlk olarak hangi sayfamız var sevgili dostlar? Hangisi? Pekala, Türk milli takımının ikili mücadele kazanma oranı. Buyurunuz. Uğur Bey burada... Ee, şimdi bunu özellikle isteme sebebim. Bunu yüzdeye göre mi sıraladık? O zaman yüzdeye göre. O zaman ben buradan önümden bulayım. Ben hemen şuradan takdim edebilirim. Sayı sayı olarak çünkü sıralaması da önemli. Tamam buldum. Zeki çelik burada yüzdesi yüksek değil ama yüzdesi yüksek olmadığı için burada ilk beşe girmemiş. Ama sayı olarak Zeki Çelik ikinci sırada. 24 tane kompetitif maçta yani işte az önce bahsettiğimiz Dünya Kupası Selemeleri, Avrupa Şampiyonu Selemeleri, Avrupa Şampiyonu Finalleri artı Uluslar Ligi'ndeki 24 maçta 150 tane ikili mücadele kazanmış. Ee, ve bunların 87'si rakip yarı alanda. O yüzden bugün Zeki Çelik oynayamayacaksa az önce Şenol Hoca altın çizdi büyük bir ihtimalle kullanamayacağız dedi. Kaçı rakip yarı alanda dediniz? 87. Çok ciddi bir sayı. Gerçekten çok ciddi bir sayı. Çok ciddi bir sayı. Ve tüm oyuncularımız içinde de bu 24 maçta en fazla ikili mücadele kazanan ikinci oyuncu. Şimdi Merih'in lider olması normal. Stoper pozisyonda oynuyor. Veya ondan sonra işte Çağlar gibi, Okay gibi, Umut Meraş gibi defansif rolü özellikle ağır basan oyuncular geliyor. Ama Zeki Çelik, evet sağ diyeceksiniz Ama ofansif bir sağ bek. Ve 87 tane rakip yarı alanda ikili mücadele kazanmış, müthiş bir oran. 90 dakikada ortalama 8 ikili mücadele kazan var, 5 tane rakip yarı alanda ikili mücadele kazanması var. O yüzden bu istatistiği istemiştim. Zekinin yokluğunu bugün eğer olmazsa umarım olur tabi ama hocanın anlattığına görece sanki olmayacak gibi anlattı. Derinden hissedeceğiz Tabii zeki meselesini de özellikle açtım. Milli takımın en başında yani 10 gün önce açıklanan kadrosunda Zeki dışında orijini sabık olan oyuncu yok. Ve bunu başından beri anlamıyorum. Yani Zeki dışında kadroya niye sabık çağrılmadı? Daha önce Nazım Sangari'yi çağırıyordu. Onu beğeniyorsa tercih oysa Nazım'ı. Tercih o değilse başka bir oyuncuyu beğeniyorsa onu. Sonuçta bütün e, Türk pasaportlu oyuncular Şenol Güneş'in çağırabileceği mesafede. Mesela işte ligde son dönemde Mustafa Eskerlaç sağ kanat bek oynuyor. Malatya'da düşünebilir de mesela farklı bir oyuncu çağırmak istiyorsa ama Nazım gibi çok alışıla geldiğimiz e, milli takımda sıkça gördüğümüz bir örneği mesela çağırmadı. Bir tane olan bir oyuncu olan yani. ve formda da. Şimdi Zeki yoksa eğer Zeki oynamayacaksa bugün Mert Müldür'ü sağ e kaydırıp sol başka bir oyuncu mu kullanacak? <laughs> muhtemelen kaç gündür aynı şeyi söylüyoruz. Muhtemelen evet. o noktaya öyle görebiliriz yani. yani. E, hem sağ hem sol değişecek yani. İki maçtır sağ Zeki, sol bek Umut Mert. başlıyorduk. Evet. Şimdi bir tek sağ sakatlandı diye ikisi birden değişecek. Yani bunu anlamak mümkün değil. Halbuki Umut'la sol bek oynamaya alışmışsın. Umut sol bekle de devam eder. Sağ bek, zekinin de kimse onunla devam eder. Bir ihtimal Kaan'ı sağ kullanabilir. Stoper'de Çağlar Meri'yi kullanabilir diye düşünüyorum ama her halükarda bu kadar çok e, savunma ayarlarımızla oynamamız da tabii e, çok doğru olmayacak. Zeki'yi Cebel Tarık maçında kullanmamalıydık orada o maçın gününde ve o maçın sonrasında söylemiştim. Yani Zeki'yi, Umut'u, Kaan'ı 90 dakika Karadağ maçına kullandıktan sonra Cebel Tarık maçına pek hala dinlendirebilirdik. Çünkü Cebel Tarık sadece bu grubun değil Avrupa'nın en zayıf takımlarından bir tanesi. Cebel Tarık'a karşı as oyuncularımızı bir de yapay zeminde, suni çimde riske atmanın çok anlamı yoktu. Madem bunları Hollanda maçında kullanacağız. Hollanda maçında kullanmak zorundayız. Zaten başka sahabekimiz yok. O zaman Cebel Tarık maçında Zeki ile başlamayacaktın. Ama başladın. 45 dakikanın sonunda diyorsun ki aslında bir şey yoktu. Sonradan bir şey hissettim dedi. Ondan sonra yok dedi. Var böyle bir risk yani. Bu basit bir matematik. Bu riski almayacaksın. Madem kadroya başka sabek çağırmadın. O zaman planlamanı ona göre yapacaksın. Diyeceksin ki Karadağ ve Hollanda maçlarına ben Zeki'yi kullanırım. Cebel Tarık maçında başka bir formül. Baştan kadroya Nazım'ı çağırırım. Cebel Tarık maçında Nazım'ı oynatırım. Veya her kimse kimi beğeniyorsa. Bu çok bariz bir planlama hatasıdır. Eğer bugün yarın konuşacağız bunu. Umarım öyle bir şey olmaz. Bugün zeki oynayamazsa ve Zeki'nin eksikliğini hissedersek üzülerek söylüyorum ki bu bir planlama hatasıdır. Yani şanssızlık değildir. Kimse şanssızlık demesin, talihsizlik demesin Zeki'nin sakatlığını. Planlama hatası. Maalesef söylediğiniz gibi bu bir bu planlama hatası. Bu hissesi özellikle hissettim. Türk Milli Takımı'nın 24 rekabetçi maçta, kompetitif maçta en fazla ikili mücadele kazanan ikinci oyuncusu Zeki Çelik. Ve 87'si rakip yarı alanda. 152'li ikili mücadele kazanmış. 87'si rakip yarı alanda. Eksik olursa eksikliğini hissedeceğiz. Bir sonraki sayfamız top kesme yüzdeleri. Amili takımımızın 2019'dan beri oynadığı Bakın birinci kim? Zeki Çelik. Yine Zeki Çelik. Evet. O kadar savunma oyuncusu varken evet Zeki de savunma oyuncusu ama sonuçta Beck o kadar stoper varken Toplam 69, 37'si rakip yarı alanda olmak üzere. Bu o, bu veriler o şekilde. 37'si hücumcu bir oyuncu zaten. Aa pardon, başarıymış bu. Özür bu başarı dirim. oranı evet. 69 tackle yani top kesme denemesi yapmış. 37'si, 37'si de başarı başarılı, olmuş. başarılı. %54 başarı, başarı yüzdesiyle oynamış. Özür <laughs> dilerim, bu öyleymiş. 69 kez bunu denemiş. Bu da demektir ki topun olduğu bölgede en aktif oyunculardan bir tanesi topun bulunduğu bölgede. Evet, açık ara. Onu da Ozan Tufan net bir şekilde var. takip ediyor. Merih Demiral. Şey çok yüksek, girişim çok yüksek ancak şey düşük. Tabii sonuçta stoper. Başarı düşük. Kaan Ayhan ve Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu sürpriz değil mi orada olması? Ee, gerçekten öyle. 42 denemesi Savunmaya olmuş. Savunmaya destek vermediğini söylersin. Genel yani böyle genel geçer Doğru. haliyle. Ama bak istatistik olarak burada da İlk 5 içerisinde... Ya bu savunmaya desteğiyle meşhur Kenan Karaman nerede bu arkadaşlar? <laughs> yani dün savunmaya desteğiyle meşhur Kenan Karaman'ın yediğimiz golde ayakkabı bağladığı <laughs> e, detayı üzerine değinmiştik, geçmiştik. Şimdi bakın işiz... az önce challenge, ikili mücadele istatistiği verdik. Orada yoktu. İlk 10'da yok, da yok. Yok yok evet. Bak önümde ilk 10 var önümüzde. Ekrana ilk 5'i verdik. İlk 10'da da yok Kenan Bundan Karaman. Bunların hiçbirisinde yok. Şimdi top kazanma denemeleri Şeyde, ve başarı orada da yok. Hava mücadelesinde var. Hava toplarında 1, 2, iyi. 2 evet. 3 4. sırada. Çünkü boyu uzun. Hava topu mücadelesi. Hava toplarında var. Yani burada da yine Zeki'nin lider olması, Ozan'ın onu takip ediyor olması, savunmaya yardımını hep yetersiz zannettiğimiz Hakan Çalanoğlu'nun ilk 5'te olması, Kenan Karaman'ın bu listede olmaması bakalım başka milli takımlarda var mı oralarda belki listeye girmiştim ama Türkiye milli takımının ilk beşinde yok. Kenan, ha ilk 5'te yok evet. Kaçıncı evet. sırada? 1 2 3 4 saydın mı? 7'sinde ha. Mahmut Tekdemir'in falan altında. Ki Mahmut Tekdemir çok daha az dakika almıştır onda. E 2020'den sonra oynamadı. Şey 2019'dan sonra oynamadı değil mi? Mahmut. Onun altında. Yusuf Yazıcı'nın altında mesela yine savunma katkısı azdır diye düşündüğün Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu Öyle altında. söylersin değil mi? Öyle tahmin ederdik. Doğru. Hani ezbere öyle konuşurduk. Kenan Karaman onların altında. Rakip sahada top kapma oranları. Değerli izleyenler gelsin ekrana. Merih Demiral burada. Rakip sahada ha. %3.1 Hayır 1. şöyle şöyle bu arkadaşlar özür dilerim. Bunu düzeltmem lazım. Buyurun. Şimdi bu ilk sayı 127. Toplam top kesme tamam mı? Toplam müdahale. Toplam top kesme, başarılı top kesme. Evet. İkinci sayı rakip yarı sahada olanlar. Dördü yarı, rakip yarı sahada Merih'in. Şimdi istatistikler biraz enteresan gelmiş. İnstat'tan geldi. Çok teşekkür ederiz. Fakat şey aynı değil hep. Mantık aynı değil tüm grafiklerde. Şimdi burada diyor ki ilk sayı diyor top kazanma. ikinci sayı bunların kaçı rakip yarı sahada? Merih 120 top kazanmış. Dördü rakip yarı sahada. Normal Merih rakip yarı sahaya çok fazla geçmiyor tabii ki. Onu yine Zeki Çelik takip ediyor. 89 top kesmesi var. 22'si rakip yarı sahada. Umut Beraş ve Kaan Ayhan. Takipteler. Evet. Takipteler. Bu anlamda Mahmut Tekdemir yine yukarılarda. Ki söylediğimiz gibi 2019'dan sonra şeyi düştü. Milli takımda oynamadı yani. Bu arada maç başı oranı var. Maç başı oran olarak da Mahmut'un maç başına 7. Sadece Ozan Kabak geçiyor onu. Sekizle. Evet. Yani o başarısını o da tescil ediyor. Adım adım biraz sonra e, yapacağım tespite doğru ilerliyoruz bütün bunlar. Kenan Karaman'a mı geliyoruz? Yok, Kaç ekran lazım? Ee, milli takımın oyununda ne değişti? Şimdi bak Mahmut Tekdemir'i e ikidir şey ediyoruz. E, 2019'daki performansından sonra milli takımda olmamasına rağmen Adam hala istatistiklerde evet. 2019'dan beri oynadığımız 24 maçtaki istatistiklerde ilk 5'te ve bazı istatistiklerde de e, yüzdesel olarak lider. Doğru. Durumda. Devam edelim bir sonraki. Korner atışı kullan korner e, atışları kullanan oyuncular. Korner evet. Kullanma sayısı ve bunların şuta dönüşme sayısı sonraki. Hakan 36 korner kullanmış. 19 uçta dönüşmüş. Yani müthiş. Müthiş bir istatistik. Ee, gerçekten duran toplardaki ustalığımız muazzam. Bu arada şimdi birazdan gelecek ama ben gelmeden söyleyeyim. Bizim bu 24 e, eleme maçı diyelim. 24 eleme maçında 40 golümüz var toplam. 40 golün 17'sini duran toplarını atmışız. Biz acayip bir duran top takımıyız. Yani 40'ta 17 Müthiş. Yüzde 42 buçuk yapar. Gollerinin yüzde 42 buçun duran toplardan bulan bir milli takım. Neredeyse yarısı. 40'ta 17. Bu veri de, bu istatistik de, şu an ekranda olan istatistik de zaten kornerlerde ne kadar başarılı takım arkadaşlarımızla buluşmaya ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor. Hakan 36'da 19, Yusuf 31'de 18, Cengiz 19'da 15. İnanılmaz. Cengiz neredeyse her korneri bizimkilerle buluşturmuş. Üç kornercimiz Hakan, Yusuf ve Cengiz'in müthiş korner attığını görüyoruz. Oyuncularımızın da iyi vurduğunu. Meriç zaten bu konuda bir numaralı olağan şüpheli. Çağlar, Ozan Kabak, Kaan, zaman zaman Zeki. Ki vuramasak bile bazen arka direğe atıyoruz. Birinciye vuramasak bile ikinciye evet. de vurabilen bir takımız. Yani Duran top konusu büyük ustalığımız var. O zaman bugün Hollanda karşısında bizim yine en büyük hücum silahlarımızdan biri Duran top. Duran toplarda yine Yusuf, Hakan, Cengiz, kornercilerimiz, büyük koz. Yine duran toptan gol atabiliriz diye umut ediyoruz. Duran topta harikayız gerçekten. Bu ben arada da... savunmada kötü değiliz. Bakayım. Duran top savunmasında. Onu nereden buldunuz Zurbeyciğim? Onu göremedim. Onu biz şey alamadık. Yayına yetişiremedik. Biraz geç geldi sayılar. Ee, sadece 4 gol yemişiz. 17 gol atmışız. Duran toplardan bu 24 eleme maçında sadece 4 gol yemişiz. Onu bu bulamadım. 4 golün ikisi de yakın direk. Özellikle yakın direğe daha dikkatli olmamız lazım. Bu Penaltılara şey. bakalım o zaman. Evet penaltıları özellikle istedim. Çünkü son penaltı tercihimiz üzerine konuşmak istedim. Şimdi bunlar en çok penaltı e, kullanan oyuncular. Tüm cephelerde milli takım değil. Bu son 4 yılda yani bu şeylerden itibaren. 2018 Dünya Kupası bittikten sonra. Milli takımdaki futbolcumuz tüm cephelerde kaç penaltı kullanmış ve ne kadar baş olmuş? Mesela Aa, bir 9'da 9 vardı. Niye burada yok? Bunu neye göre sıraladık? Hakan Çalhanoğlu 9'da 9 var. Evet, niye burada yok? Sen orada okur musun? Ben sayfayı bulamıyorum. Burak Yılmaz 24'te 22 zaten burada. Enes Ünal 10'da 8, Yusuf Yazıcı, İrfancan Kahveci. Ha buldum. Efecan Karaca 2'de 2 yapmış. Evet listede Hakan. Kerem oldu 2'de 1. Altı Hakan, yazmıştır. Çalhanoğlu 9'da 9. Neden 6 yazmışlar anlamadım. Neye göre sıralamışlar bunu. Şimdi Hakan son 4 yılda 9'da 9 atmış. Hiç kaçırmamış. Evet. Yusuf Yazıcı 4'te 4 atmış. Hiç kaçırmamış. Mesela Yusuf Yazıcı sağdaydı. Cebel Tarık maçında. Evet. Enes 10'da 8. Çok kötü değil ama kaçıran bir oyuncu. Daha önce Real Valladolid formasıyla da geçen zaman penaltı kaçırmış. Enes'i tercih ettik. Hakan Çalanoğlu o sırada sağda yok. Burak Yılmaz o sırada sağda yok. Ama Yusuf Yazıcı sağda. Yusuf Yazıcı da 4'te 4 ile geliyormuş. Kaçırmamış. Ama biz Enes'i tercih etmişiz. O yüzden istedim bunu. Acaba penaltı hani bugün de penaltı olursa. Tabii ki Burak sahadaysa Burak atacak. Ama Hakan'la Yusuf da varsa arkasında Enes'in önünde olmalılar. Penaltı yerersinde o yüzden bunu istedim. Penaltı yerarşimizde Enes Yusuf'un önünde olmamalı. Ben öyle hissettim. Burak 8'de ama 8 yapayım. yapan bir de şey var galiba değil mi? Alparslan. Alparslan üstlüğü... Ama Alparslan da o sırada sahada yok. Yoktu evet. Göztepe'nin penaltıcısı. Yüzde yüzle atıyor. Son 4 yılda 8'de 8 de atmış ama sahada yok. Şimdi bir numaramız Burak tamam. Ona diyecek bir şey yok. Ama ondan sonra Hakan. Hakan Çalanoğlu'nun da hiç kaçırmadığını, Yusuf'un da hiç kaçırmadığını unutmamak lazım. Enes'in önünde olmalılar gibi geliyor bana penaltı yararsında. Bir sonraki sayfamız değerli izleyenler. Skora yönelik ataklarda yer alma oranı. Bunu biraz e, açıklamanız gerekecek herhalde. Bu şimdi süper bir istatistik. Bunun için teşekkür ederiz Instat'a. 24 tane eleme maçında biz 40 gol atmışız toplam. Bir defa attığımız gol sayısı da az bu arada. Altın çizeyim. 1.67 gol ortalamamız. Biraz daha yüksek 2 falan olmalıydı yani. 24 maç 40 gol. Şenol Güneş'le eleme maçlarına attığımız gol sayısı. Bu 40 golün yaratılışına bakmışlar. Hani gol öncesi kimler dokunmuş topa? Yani sadece asist yapan değil mesela asist öncesi pası verene de bakmışlar. Gol öncesi tüm dokunanları kaydetmişler. Bu 40 golün 20'sinde yani tam yarısında Hakan var. Müthiş bir veri. Hakan'ı canı gönülden tebrik ederiz. Inter'de de bizi başarıyla temsil eden artık deneyimli oyuncularımızdan biri 27 yaşında milli takımımızın kaptanlarından biri. Hakan 2019'dan yani Euro 2020 elemelerinden beri bizi zaten sırtlamış. Bu veri onu gösteriyor. 40 golün 20'sinde yarısında gollerin içinde Hakan var ve diğer oyuncularımıza fark atıyor. Yani ondan sonra en yakın 12 golün içinde olan Burak. Çıplak gözle savunma yapmıyormuş gibi görünse de savunmada da yine ilk 5'in içerisinde olan takım savunmasında ilk 5'in evet. içerisinde olan kendi bölgesinde rolünü layıkıyla yerine getiren bir oyuncu. Hakikaten milli takımı sırtlayan oyunculardan bir tanesi biraz daha fazla şeyi hak ediyor herhalde. Övgüyü hak ediyor yani. i̇statistiklere baktığında. Buraya sığmadı ama bir istatistik daha söyleyeceğim. Buyurun. Bir de kilit pas istatistiği yapmış. İnstat. Hakan bu 24 maçta 51 tane kilit pas atmış. En yakın Zeki 24. Bak tekrar Zeki. Yani bu bir sabek. Ama Hakan'la Zeki arasında iki katından fazla. Hakan'a en yakın oyuncunun iki katından fazla. 51'de 27 de başarı sağlamış kilit paslarda. Ve muhtemelen hani bu 24 maçlık serüvenimizin başrolü. Şimdi bazen biz gözden kaçırıyoruz Hakan Çalanoğlu'nun katkısını ama 40 golün 20'sinde dokunuşu var adamın. Bizzat dokunmuş. Ya golü atmış ya asist yapmış ya asist onun pası vermiş. 40 golün 20'sinde var. Ayrıca kilit pas sayısı 51, en yakın oyuncumuzun iki katı. 27'si başarılı en yakın oyuncumuzun iki katından fazla. Başarılı kilit pasta Hakan 27 ile lider. Onu 12 ile Zeki takip ediyor yine. Yani bir adam bu kadar kilit bir oyuncunu Cebel Tarık başına nasıl riske edersin? Bak gerçekten bazen kelimelendirmekte sözcükleri seçmekte güçlük çekiyorum. Çok üzülüyorum bir Türk süpörse olarak. Bizim milli takımın en kilit oyuncularından bir tanesi Zeki Çelik. Adam defansif istatistiklerde lider, ofansif istatistiklerde Hakan'ı takip ediyor. Komple oyuncu. Lille de şu anda bence belki biraz farkında değil Zeki'nin değerinin. Geçen sezonla muhakkak ki Fransa Lille 1'in altın onlarına seçilmeyi de haksızlık yapıldı. De Doğru, bu Zeki bugün oynayamazsa konuşmuş, evet. bir yani tırnak içinde söylüyorum şımarıkça bir davranış sonucunu oynayamayacak. Yani Cebel Tarık maçında Zeki'yi biz ilk 11'de kullanmayabilirdik. Ya yani niye riske ettik? E şimdi adale problemi yaşıyor. Burada 11'de otomatik olacaktı. Sebebi belli. Yani olmadığı için muhtemelen o bölgede. Evet neden oraya oyuncu çağırmadık o zaman? Yani kadroya niye ikinci sabek çağırmaz? Ya, akıl alır gibi değil. Bütün istatistiklerde adam altın rolde Zeki Çelik. 2019'dan beri. Ve bu çocuğu İstanbul Spor'dan ikincilikten amili takıma çağıran Rucescu. Sayın Rucescu'ya da buradan şükranlarımızı iletelim. Yani Türk futboluna Zeki Çelik kazandı. İstanbul evet. Spor'dayken Lille anlaştı bu çocuk. İkinci ligden. Lig 1'e gitti. Nasıl gitti? Milli takım performansıyla. Rucescu'nun onu tespit edip çağırmasıyla. Ya bu çocuk şu anda milli takımın en anahtar oyuncularından bir tanesi. ve Bugün umarım oynar. Tabii önce sağlık. Umarım sağlıklıdır. Uğur Bey, e, şimdi son sayfamızı getireceğiz ekrana. Nasıl gol attık? Nasıl gol yedik bu 24 karşılaşmada? Şu sayfayı bulmanızı rica edeceğim. Buradan ben size bir şey soracağım. Şu hepsinin olduğu birinci sayfa var ya. Grafimiz gelsin Tabii bu arada, benim arada benim ekrana. Ha, e, şurada Ataklarda... Nasıl attık, nasıl yedik değil mi? Onun hemen sağında bak. Ee, bunu yapmadık. Ee, playing, scoring, tamam. atak başında. Önce şuna bakalım. Siz ona Bunu göz yaptık gezirirken. az önce, verdik. Hakan 20 golün içine var dedik ya. Ha ben demek ki demin içerideki detaya baktım. Bunu yaptık. Tamam. Şimdi nasıl gol attık, nasıl yedik? 40 golümüz var. Ee, bu süreçte 26 tane de gol yedik. 40 golün 23'ünü akan oyunda attık. 17'sini duran toplarına attık. Bunu zaten az önce altın çizmiştik. Duran toplarda gerçekten Avrupa'nın belki de en iyi duran top kullanan takımlarından biriyiz. 4 kontratak golümüz var sadece. O enteresan. %10 oranı. 24 eleme maçında 4 kontratak golümüz var. Yediğimiz gollere bakarsak da dört tane kontratak golü yemişiz aynı sayıda. Dengede tutmuşuz orayı. Yani evet aslında o kadar yememiz lazım. Ama en çok merkezden yemişiz. Oradaki en dikkat çekici konu sağ kanattan 4, sol kanattan 3 gol yerken 9 golü merkezden yemişiz. Aynen hangi maçta olduğu gibi Karadağ maçında yediğimiz ilk gol gibi merkezden çok fena bir şekilde delindi. Oradan bir kanal oluştu. Belki senin altını çizdiğin... Orta sahne detayı var ya. Evet. Belki onun üzerine biraz kafa örmek lazım. Şimdi şunu söyleyeceğim, e, istatistiklerimiz tamam değil mi? İstatistiklerimiz de tamamdık. Birazdan e, Louis van Halen yani e, Hollanda milli takımının basın toplantısına da gideceğiz. E, bizim o büyük çıkışı yakaladığımız ve bizim çocuklar diye nitelendirme, yani bu çocuklar sempatik yeni bir takım vesaire falan filan dediğimiz e, o oyunun göbeğinde Emre Belözoğlu vardı. Başlangıç ne vardı? Mahmut Tekdemir vardı. Ee, İrfan Can İrfanlar. birbiriyle e, şey yapan, oynamayı ya, ben sana gönderdim listeyi işte orta saha kurguları orta bütün 24 maçta. Hep isimler aynı. Ondan sonra 2020'de itibaren bu değişmeye başlıyor. Orada büyük handikap yaşıyoruz bence. Orta alanda oyunu tutamıyoruz. Şimdi bu akşam orta alanın son derece kuvvetli bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Evet. Yani orta alanda maestro bazı internet Dünyanın bazı Dünyanın en de Yong. Pozisyonunda en ilerinden. Diye isimlendirdiği insanlara karşı. Paris'e, olan. Oynayacağız. Ve aldım Bizim en büyük sıkıntımız bence Ho Şenol Hoca'nın da yaşadığı sıkıntı biz orta sahan kadar varsın düz durumdan hareketle orta sahamızdaki kurguyu hani hep söylüyoruz ya Galatasaray hala Fernando'yu arıyor diye. Hmm. Biz de orta sahamızı arıyoruz gibi geliyor bana. Olabilir. Çünkü İrfan Can'dan faydalanamıyoruz. O oyuncuların var. değişmesiyle birlikte orada evet istikrarı buldu hoca. Hani Okaya, e, Ozan'a e, Önlerinde Yusuf. Hakan ve Yusuf. Yusuf mesela o kadar umduğumuz, yani benim çok daha fazla forma giydiğini düşünürsün ama o kadar çok değil mesela diğer oyuncularla kıyasladığın zaman. Genelde evet. hamle oyuncusu olarak düşünmüş. Genelde diyorum. Evet. Şenol Hoca. Yusuf Yazıcı. Yı. O da tabii daha gole yakın bir oyuncu olduğu için asıl Oyunu geriden kuracak. Derinde ve e, bu müdahaleyi yapacak. O orta saha kurgusunu bir türlü bulamadık. Bence sıkıntımız bu. Bir de bir kanadımız var. Cengiz. Her zaman. Nazar Değmesin. Hep bireylere kalıyor ondan sonra. Hakan'a kalıyor. Cengiz'e kalıyor. Yok. Euro 2020'de Cengiz'i de kullanmadı başta. Bu arada. Sanki orijinal kanatsız da oynadık. Yani hem 4-1, 4-1 oynuyoruz. Yani iki kanada ihtiyacın var. Kanat oyuncumuz da yok. Cengiz dışında mesela diğer tarafta bugün Kenan'ı mı kullanacak yine? E Kenan Beşiktaş'ta kanat oynamıyor. Kanat oynayan Kerem var. Kerem'i de tercih etmiyor. Bu akşamki muhtemel, yani bu akşam sahaya çıkmasını beklediğimiz muhtemel 11'de bu. Söylediğiniz gibi... Kaan'ı sağ bek, Mert'i sol bek bekliyoruz değil mi? Evet. Ben yani özellikle sol açığa bakıyorum. Yani Hollanda maçında Kerem başlamaz mıydı? Savunma güvenliğini ön plana çıkarma adına belki Kenan'ı tercih etmiş olabilir. Çünkü Kenan Karaman'la alakalı olarak sorulduğunda herkesin söylediği ortak tek bir şey var. Disiplinli oyuncu. Evet. Ya bir de mesela uzun vuruyoruz bazen. Kaleci'den Kenan'a topları indiriyor. Orada kalabalıklaşıyoruz. Çaktırmıyor ama galiba boyu 1.89 Kenan. <laughs> uzun be, bir oyuncu. Yavaş Çok hava topu indiriyor. Ya da kolayca ekartı olduğunda takımı bir kişi eksik bırakmıyor musunuz o zaman? Kaan özelinde söylemiyorum. Bütün, özür dün, Kenan özelinde söylemiyorum. Bütün oyuncular için. Yani sadece bu özellikler tek başına bir şey ifade etmez yani. Etmemeli Kesinlikle yani. Canım kesinlikle. Milli takımın toplam kalitesinin bir miktar altında kalıyor. Veya ortalama kalitesinin diyelim. Yani sırf oraya uzun vuracağız. Kenan indirecek diye. Kenan tercihi tabii çok mantıklı. Bu arada sol çizgimize bak. Sol bekimiz sol bek değil. Sol açığımız sol açık değil. Değil. Evet. Yani bir de böyle bir handikapımız var. Ee, evet. Bugün muhtemelen hani uzun zamandır müsabaka oynamayan Ozan Tufan'ın da başlamasını bekliyoruz. Ondan da biraz endişeliyim hani müsabaka ritmi eksikliğinden dolayı sorun yaşar mı? Ondan da biraz endişeliyim. Ki karşına da senin altın çizdiğin gibi De Jong, Klasen. ve Klaassen belki Martin Deron. Çok iyi bir orta saha rotasyonu evet, var. ve Wijnaldum, Barcelona'lı De Jong Atalanta'lı Deron veya Klaassen. En çok Klassen golü başlarsak. merkezden yemiştik değil mi? Az önceki istatistikten de. Evet. Yarıdan fazlası merkezdendi. Sağ kanat 4, sol kanat 3 Merkez 9. Akan oyunda. Evet. Akan oyunda yediğimiz 16 golün yarıdan fazlası merkezden. Yani demek ki orada bir defansif karşılama sorunu var orta sahada. Bence işte sadece buna işaret ediyor. Dün akşamki o şeyleri de koyunca ışık yandı bende. Doğru olmayabilir sadece benim izlenimim. Doğru. Benim tespitim bu yönde bizim orta sahada oyunu tutma konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu e, yeni Gagbo 11. O sakatlanmamış mıydı antrenmanda? Sanki öyle bir şey okudum ben. Şeyde vardı. Karadağ maçında vardı, vardı ama Güzel oyundan çıkmıştı. Bir... Berhven girmişti. Evet. Berhven de başlıyor bir orada. Tottenham'lı oyuncu. Ee, bu yeni 11'i Fanhal'in Halin dörtlü savunmaya geçti. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Frank de Boer e, kötü sonuçlarla başlayınca elemelere yerine gelen Fanhal. Hal üçlü savunmanın dörtlü savunmaya döndü. Bazı yeni oyuncular adapte etti. Işte sol bekle Malasya'yı bekliyoruz mesela. Fanan oldu oynuyordu hep. E, turnuvada. Orta sahada Klasen'i daha az kullanıyordu. Frank de Boer. Deron daha çok kullanıyordu. sene döndü. Santiforak sahte 9 gibi Memphis Depay oynuyor. Ama kulübelerinde işte Fekhorst gibi, Malın gibi zaten oyuncuları var, alternatifleri var. Güçlü bir Hollanda jenerasyonu güçlü bu takım. Norveç'e karşı biri bir berabere kaldılar ama 66 toplu oynadılar ve 18'e 7 idi. Şutlar da üstünler. Norveç maçını da kazanabilirlerdi o. Bir tane Fandek offside beklentisi yani o gol gelmese Norveç maçını da kazanabilirlerdi. Zaten Karadağ'da sürklese ettiler. Karşımıza çok güçlü bir olağan var. Kendimizle ya da istatistiklerle çelişiyor muyuz acaba? Az önce 4 tane kontrataktan gol atmışız, 4 tane kontrataktan yemişiz. Topu rakibe veren bir ekip olarak. Topu rakibe veren bir ekip olarak kontra taktık. Ama her maçta değil. Büyük şey, maçlarda. Olmuyor. Bunu yapamadığımız zaman da zaten handikap yaşıyoruz. Ama bunu kaç maçta yapabilirsin? Rakibin topu istemesi lazım. Şimdi bu 24 maçın ben baktım. 20'sinde rakipten daha fazla topla oynamışız. 4'ünde sadece daha az topla oynamışız. Hangi maçlar? 2 Fransa maçı. Diğeri de şey Hollanda miydi, maçı, Hollanda. İtalya maçı. Ee, ama rakiplerin bunu istemesi lazım yani senden daha fazla topa sahip olması istemesi lazım ve onu da istemiyorlar. Hollanda bu akşam isteyecektir mu? Hollanda bu akşam isteyecek o oyunumuza geçebiliriz. Hollanda'nın kadrosu isteyecektir yani. Hollanda zaten Norveç karşısında bunu isteyerek ispat etti. Norveç'e karşı %66 toplu oynar. buldum. Toplu oynama Şimdi söylüyorum. Buyurun. Hangi maçlarda e, rakipten daha az toplu oynadık? Bu 24 maçta. İtalya %37. Hollanda 36, Fransa maçları da 35 ve 39. Bizim rakipten bariz bir şekilde daha az toplanımız 4 maç. O maçlarda bu stratejiyi ancak uygulayabilirdik. Onun dışında çok fazla uygulama şansımız yoktu. Ha, Norveç maçı var 43 deplasmanda 3-0 kazandığımız. Orada çok doğru uygulamışız bunu 5 maç yani. 40 civarı toplanımız maçlarda bunu iyi uyguladık ama tabii genele yayamazsın şimdi. Sırbistan, Macaristan. zaten yapamadık onu. Andorra, Arnavutluk topu sana bırakıyor doğal olarak. Bunu yapamazsın. Ama bugün Hollanda isteyecek topu. Norveç'e karşı istedi. Biz daha az topla oynayacağız. Orada dediğim gibi kilit nokta Hollanda'nın tamamlayamadığı hücumlar. Fanal muhakkak buna çalışmıştır. Çünkü olan üstün metot hocasıdır Fanal. Ee, Anel Maria'nın geçenlerde bir yazısı vardı. Players Tribune'a yazdı. Orada Fanal'den bahsediyor. Diyor ki bir gol bir asist yapıyordum. Manchester United'a Maçtan sonraki bana gidiyordum. Fanhal bana yaptığım hatalı pasları, kaybettiğim topları izlettiriyordu. Böyle bir adam yani çılgınlık düzeyinde detaycı. Büyük bir ihtimalle zaten Türkiye Milli Takımının Fransa maçlarını, ilk Hollanda maçını, İtalya maçını izledi ve gördü ki orada Türkiye Milli Takımı senin tamamlayamadığın hücumlarda, kazandığı toplarla geçişi süratli yapan bir milli takım. Bugün ona karşı önlem alacaktır. Ya umarım biz de çalışmışızdır rakibi. Çünkü bizim rakip çalışması konusunda biraz eksik olduğunu düşünüyorum maalesef. Sadece Şenol Güneş'e değil bu eleştiri, ekibine. Ekibi kimse tabii. Ekibinin kim olduğunu da çok fazla bilen yok. Bir de Bayram Bektaş var bildiğimiz. Yani çok fazla bilinen meşhur bir ekibi de yok. Belki de daha güçlü bir ekip yaratılabilirdi ki Avrupa Şampiyonası sonra gündeme gelmişti. Emre Belözoğlu ismi falan. Ama yani ekipte de bir değişiklik olmadı bildiğim kadarıyla. Hollanda milli takımının basın toplantısına da hemen göz atalım değerli izleyenler. 2022 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'yi konuk edecek Hollanda'nın teknik direktörü Luis van Gaal, karşılaşmayı grup için bir final olarak görmediklerini söyledi. Memphis'e birlikte kameraların karşısına geçen van Gaal, grupta şu an için bir final havası görmüyorum. Çok iyi takımlar var. Şu an tek avantajımız sağımıza taraftarımızla oynamamız. Bu grupta her takım birbirini yenebilir ifadelerini kullandı. Amili takım çalıştırıcısı Şenol Güneş hakkında da değerlendirmelerde bulunan Fanhal, çok iyi ve disiplini bir teknik direktör. Türkiye'de oyun disiplini olan bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler. Harika takımlar oynuyorlar. 11'deki iki oyuncu Türkiye'de oynuyor, diğer herkes yurt dışında. Tahminime göre bize karşı bir şekilde çok kompakt olarak defans yapacaklar ve kontra atak oynayacaklar. Türkiye'nin teknik direktörü olmak, Hollanda'nın teknik direktörü olmaktan daha kolay. Ama küçük takımlara karşı teknik direktörün, takımı daha iyi motive etmesi gerek. Küçük takımlara karşı motivasyon ruhunu daha iyi aşılamalılar." diye konuştu. Basın toplantısına katılan Memphis de, Ay Yıldız'a ekibimiz karşısında maçtan 3 puanı aranacaklarına inandığını söyledi. Hollandalı Yıldız, ''Takımımıza güveniyorum. Galip geleceğimize de inanıyorum kaybettiğimiz ilk maçı izledik ve analizlerimizi yaptık. Bu kez daha iyi oynamamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Memphis, amiri takımımızın en tehlikeli oyuncusununsa Burak Yılmaz olduğunu söyledi. Biraz tabi bu Hollanda cephesinden gelen bir süredir, Hollanda cephesinden işte bir haftadır gelen açıklamalara bakın. insan biraz bir ürküyor ya çok iyi çalıştık, Aşırı çalıştık. Çok iyi analiz ettik. Ya size çok fena bilendik falan. İlk i̇nsan bir, izledik. Bir, bir, ço, her bütün Benim bir hatalarımıza çok baktık falan diyor. Evet. Biraz insan ürkmüyor değil yani elbette ama bir de şöyle bir durum var. Hiç haz etmesem de hoşlanmasam da zor maçlara daha iyi motive alıyoruz. Yani niye her maça aynı şekilde motive olmuyoruz? Ya konu motivasyonla ilgili mi acaba? Acaba bu da bizi yanıltan ezberlerden biri mi? Motivasyon. Ezberlerden biri de yanıltıyor mu bilmiyorum. Yani ben, hiç motivasyon değil. Tamamen e, oyun stilimizle ilgili. Yani Şenol Güneş favori olmadığı maçlarda, kendisinden beklentinin daha düşük olduğu maçlarda daha başarılı olan ve e, geçiş stratejilerini daha iyi uygulayan bir tek direktör bana sorarsan. Yani şimdi Karadağ karşısında iki biri bulduktan sonra Allah'ını seversen. Yani vites küçültmek bu kadar küçült. Bu kadar küçült. Letonya maçında 3-1'den 3, 3 getirmek tamamen bunlar Şenol Güneş'in strateji hatası. Bu da bununla ilgili. O zaman büyük maçlarda iddianın daha düşük olduğunda, favori olmadığında, geçiş ucumları aradığında daha uygun oluyor Şenol Güneş'in stratejisi milli takıma. Mesele o. Ya bizim oyun repertuarımız geniş değil, gerçekçi olun. Bizim bir oyunumuz var, doğru. Ve bu oyunumuz bizi Euro 2020'ye götürdü. İki Fransa maçı, Hollanda maçı gayet başarılıydık. Ama bir oyunun olması yetmiyor. Uluslararası da başarılı olmak için oyun repertuarı olması gerekiyor. Bu kalemun gibi olman lazım. Çünkü diğerlerinin var diğerlerinin var. Hollanda sana birden fazla oyun repertuarıyla geliyor. Senin de birden fazla oyun repertuarı Ve bunu gerek maç içinde bölüm bölüm gerek maçtan maça değiştirebiliyor olman lazım. Bir de oyun repertuarı değişikliğini biz oyuncu değişikliği sanıyoruz. Bak bu da önemli. Oyuncu değiştirmeden de oyun değiştirilebilir. Ama tabi bu çok çalışma ürünü. Çok analiz ürünü bir şeydir. Biz maalesef şu gerçeğin farkındayız. Futbol sağ dışında kurgulanan, sağ dışında uygulanan bir oyun. Bizde hep kurgu eksik. Bizde hep kurgu eksik. Biz hep doğaçlama oynamaya kalkıyoruz. Doğaçlama tabii ki futbolun tabiatı zaten doğaçlama. Planlamak zor. Ama ne kadar kurgunun yüzdesini artırırsan, ne kadar doğaçlamayı düşürürsen o kadar başarılı olursun. Biz kurgu yüzdesi bizde düşük. Kurgu da zayıfız biz. Hafta içi çalışılan, hafta sonu uygulanan bir oyun olduğunu farkında değiliz futbolun. Biz hep çok iyi motive olursak, çok coşkulu olursak, birbirimizi seversek, bak birbirimizi seversek altın çiziyorum. Çünkü Şenol Güneş'in çok kullandığı ifadelerden biriymiş. E, duygu. Duygu unsuru çünkü. Ya bunu ben yönetmek bu, mesele. Ben bunu bir, bir, oyun, bir oyuncudan öğrendim. Tabii ki ismini söyleyemem. Elbette. Çok büyük bir maç öncesi son konuşmasında Şenol Hoca'nın birbirimizi sevelim sevgi önemli faktör ee, eğer birbirimizi seversek takım halinde hareket edersek diye konuştuğunu anlattı bana. Evet doğru ama bir numaralı faktör değil. değil. Biz hep böyle kazanabileceğimizi sanıyoruz. Birbirimizi seversek çok motive olursak dünyada herkesi yenebiliriz. Ya eminim ki San Marino milli takımı da seviyor birbirini. İyi çocuklar. Biri muslukçu, biri bahçıvan falan diye alay edip duruyoruz ama birbirlerini seviyorlar. İyi de motive oluyor ama kimse yenemiyorlar. Çünkü motivasyon yetmiyor. Başka faktörler var futbolda. Bir motive olursa San Marino milli takım bir gün Almanya İngiltere'yi <laughs> mi? Hayır öyle bir şey yok. yok. Biz buna inanıyoruz yani. Motive olursak herkesi yenebileceğimize inanıyoruz. Sadece motivasyon değil. Çalışma bak. Hollanda milli takımı fan ne diyor? İyi çalıştık. İlk maçı analiz ettik. Oyuncusu Memphis Depay söylüyor bunu. Biz bu analiz konusunda biraz eksik kalıyoruz. Ve işin, uzatmayacağım fazla, işin biraz da üzücü tarafı e, yetişen hocalar da biraz bu şekilde bakıyor sanki olaya. Yani sağda. Yeni nesil hocalar mı? Ya sen biliyorsun işte, sen bu bu hikayeyi yaşadın. İstatistikle gidiyorsun. Evet. Değer görmüyor. Yani bunlar işte futbolda her şeyi anlatmıyor. Sadece bundan ibaret Yük değil. Elbette. Yanıtı Tarkısı, alıyorsun. Tabii tarkılı. ki her şeyi anlatmıyor ama yani bu Bayern Münih, Manchester City falan aptal olmalı bunlardan faydalanıyor. Doğru. Bu firma onlara da istatistik veriyor. Doğru. Bizim şu an kullandığımız istatistikleri Bayern Münih, e, Manchester City'ye satıyorlar. Demek ki bunun bir değeri var. Söylediğin çok doğru. O kurgu işini, çalışma işini ne kadar yani bu denge meselesi, o şeyi ne kadar aşağıya çekersek duygu meselesini, sevgi meselesini bunlar olmazsa olmaz şartlar. Evet. Ama bunu ne kadar aşağıya çekip çalışma kısmını ne kadar yukarıya çıkarırsak e şansımız da o kadar arttırmış oluruz. Aslında denklem çok daha basit. Uğur Bey var mı milli takımla alakalı ekleyecek bir şeyiniz? Bütün ayrıntılarıyla nerede güçlüyüz, nerede değiliz, nerede handikapımız var, rakip neler yapabilir, orta sahası vesairesi hepsini konuştuk. Ekleyecek bir şeyiniz yoksa bir araya gideceğim. Tabii. Başarılar dileyelim milli takımımıza bu akşam. Yarın maçı e, oynandıktan sonra hep beraber yine burada konuşacağız değerli izleyenler. Bir ara verelim ardından e, programımıza devam edeceğiz. Değerli izleyenler Fanatik Gazetesi geliyor ekranlarınıza. Bu forma için çok çalışacağım. Fenerbahçe cephesinden bir haber. Sarı lacivertliler Estoril'den transfer ettiği Miguel Crespo'yu dün sağlık kontrolünden geçirdi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu daha sonra 3 artı 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Crespo 27 numaralı formasını giyip poz verdikten sonra çok büyük bir kulübe geldim ve mutluyum. Bu forma için çok çalışıp mücadele edeceğime söz veriyorum dedi. Ojogo gazetesi Portekiz'de Kanarya'nın 24 yaşındaki oyuncunun bonservisinin %80'i için Portekiz ekibine 2 milyon euroluk ödeme yapacağını belirtti demiş gazete. Gazete, ya, e, Ojogo gazetesi Crespo'nunsa Fenerbahçe'den senelik 500 bin euro maaş alacağını yazmış. Şimdi burada sen aslında bir bir hafta önce bir şeyin altını çizmişsin. Önemliydi. Fenerbahçe orta sahasında Gustavo'nun muadili yok. Hatırlıyor musun? Evet. Gustavo'nun e, muadili olmanın altını çizmiştin. Hatta şunu da konuşmuştuk o gün. Ya Gustavo'yu zaman zaman savunma merkezine kaydırıyor. Kim olmadığında. O zaman da orta saha tipolojisi değişiyor. Çünkü Sosa olsun, Zaytis olsun, işte Mert Hakan olsun, sonradan gelecek İrfan olsun filan. Bunlar Gustavo'nun muadili değil, daha farklı oyuncular. Olduğunun altını çizmişti. Crespo birebir belki Gustavo muadili değil ama savaşçı. Şimdi dün de bahsettik. İkincilikten birinci lige çıkıyor Portekiz birinci ligine. Üç maçın tamamında oynuyor. Üç maçın üçünde de sarı kart görmüş. Kupada iki maç oynamış. Orada bir sarı karttan kırmızı kart görmüş. Baya sert belli ki. Sertlik dize yüksek. Yani top kazanma. ikili mücadele kazanma. Serseri top elde etme konusunda. Gustavo olmadığında veya Gustavo'yu dinlendirmek istediğinde oraya bir alternatif arıyordu. Vitor Pereira. Önce Japon oyuncu yöneldi. Morita'ydı galiba. Evet. E Japon oyuncular zaten kimlik olarak, kültür olarak, kişilik olarak çok güvenilirlerdir. Çalışkanlardır. Oyun disiplinleri, pozisyon disiplinleri yüksektir. Öyle bir oyuncuya ihtiyaç duyuyordu. Onu bulamayınca kendi liginden tanıdığı Portekiz Ligi'ne yeni çıkmış, birinci ligi yeni çıkmış Miguel Crespo'yu tercih etti. Tanıdığımız bir oyuncu değil. Genç mücadeleci Takdir edersiniz ki olduğu bildiğimiz bir oyuncu değil. En azından benim bildiğim bir oyuncu diye itiraf etmek gerekirse ama ortaya koyduğu veriler onu işaret ediyor. Sanki orta sahada Gustavo dışında bir tane daha böyle top kazanan, başka arkadaşların koş battığını koşan, sertlik dozajını artırabilecek oyuncuya ihtiyaç duymuş. Bunu konuşma fırsatımız olmadı eğer yanlış hatırlamıyorsam. şeyi Gustavo'yu üçlünün savunma üçlüsünün ortasında oynattığı zaman demin de söyledin farklı bir kurgu oluyor diye. Hoca bunu acaba daha farklı bir strateji haline getirebilir mi? Çünkü hiç de fena olmadı diyeceğim bilmiyorum ne diyeceksin. Ya şimdi savunmayı üçlü kullandığın zaman bir defa geliştirmen gereken veya kazanç beklediğin departmanların birincisi oyunu iyi kurmayı. Beklersin ki orta sahayı biraz öne iteyim. Madem geride iki yerine üç stoper kullanıyorum bari buradan bir kazanç sağlayayım. Oyunu iyi kursun bu üçlü. Orta sahanda ortalama metrajı öne gitsin. Daha önce orta saha 40. metre duruyorsa Doğru. 45'te dursun, 50'de dursun. E getirsin üst stoper artık bir zahmet diyorsun. Çünkü topu 2 değil 3 var. O zaman topu getirsinler de oraya orta saha çok fazla yaklaşmak zorunda kalmasın. Kim Minje bu anlamda şey e, yürekli, becir, cesur, becir, deniyor. Evet. Uzun metrajlı bazen saçma sapan toplar atıyor fazla denediği için. Ama savunmayı ileri götürme işinde var. var. E, orada becerikli. E Gustav, kimince olmanın olmadığına Gustav'ı o yüzden orada kullandı. Çünkü madem şu savunma yönetiyorum. Oraya Serdar'ı koyduğumda o fonksiyonu görmüyor Serdar. Beni öne taşıyamıyor takımı. Ama Luz Gustav'ı taşır dedi. Bir Salah'a verir, bir Tisaran'a verir. Verir alır, verir alır derken hop ben 50 metreyi giderim. O mesafeyi alırım. Amerikan futbolu gibi. Mesafe kazanırım. 5 metre, 10 metre kazanırım. Gustav olduğunda o avantaj olabilir. Hani topu öne daha uzun metrece taşıma, orta sahayı daha çok öne itme. Ama şöyle de bir gerçek var. Gustavo sonuçta belli bir yaşa geldi. 34 yanılmıyorsam. Doğru. Ee, birinci hamleyi yapar, ikinci hamleyi bazen hani yapamayabilir. Uzun zamandır ön libero oynadığı için de birinci hamlesi daha sert olabilir. Halbuki stoperin daha sert olmaması lazım. Çünkü ben penaltıya sebebiyet verir. Beklentiler biraz farklıdır. Belki öyle bir handikap yaşanabilir. Yani Şunun ee, için sordum. Orijini stoper olan bir oyuncunun orada olması tabii daha doğru. Elbette. Sergen Hoca hep söylüyor ya artık oyunun tek yönlü oynayan oyuncu yok. Oyunun iki yönlü oynayan oyuncu. Yok, Bu da ne demek biliyor musun? 11 oyuncu aslında 22 oyuncu demek. Doğru. Oyunun iki yönünü sen oynayamıyorsan karşında 22 kişi var demek. Çünkü herkes iki kişilik oynuyor. Tabii. Hem defansif hem ofansif. İşte oraya şey koyduğun zaman Gustavo'yu koyduğun zaman o iki kişi hatta zaman zaman üç kişilik şeyde alabilirsin diye. Fena bir fikir değil yani. Benim o, denenebilirmiş gibi geldi. Bir fikrini merak ettim. Tabii tabii. Onu zaman zaman kullanacak kesin. Zaten denedilikte. Şimdi kim mince olmanı Serdar'ı koyabilirdi. Koymadı. Rüyüz Gustavo'yu koydu. Sergen Hoca haklı. Yani kalecinin bile ofansif katkısı olmalı artık. Kaleci bile bu hafta işte Ersin Beşiktaş'ta inanılmaz öne çıktı. Yeni stratejilerden evet. biri Beşiktaş'ta. Daha doğrusu hep çıkıyordu ama daha çok çıkıyor artık. Çünkü Beşiktaş oyunu rakip yer alana yığdıkça stoperler Rakip yarı sahada oyun kurmaya kalktıkça arkalarında 50-55 metrelik boşluk var. Kaleci'nin o boşluğu gelip kapatması lazım. Ersin bayağı libero müdahaleleri yaptı. Bunun gibi yani. Bu da Kaleci'nin ofansif katkısı. Kaleci'nin bile ofansif katkısı var. E, defansif Santrifor Roberto Firmino diyoruz. Adam Santrifor ama defansif Santrifor. Muazzam defansif katkısı var. Artık herkesten Kaleci'nin ofansif Santrifor'dan defansif katkı bekliyoruz. Sıradaki başlığımız nereden geliyor? Ee, Fanatik gazetesinden Bedava'ya Giderim. Bustos kulübüne rest çekti. Sarı Cavatler transfer etmek için uğraştığı Sabek Bustos e, ESPN'e konuşmuş. Fenerbahçe için heyecanlıydım çünkü kariyerim açısından önemli bir adım olacaktı. 3 ay sonra herhangi bir kulüple pazarlık edilebilecek bir oyuncu, pazarlık edebilecek bir oyuncu için bu kadar yüksek rakam istemeleri garip." demiş. Fabrício Bustos. Çünkü Ajantin kontratı oyuncu. bitiyor. Evet. Independiente ile e, Haziran'da kontrolde bittiği için Ocak'tan itibaren istediği kulüple görüşebiliyor. Evet. Onu kastetmiş. Evet. E, Arjantin milli takımına da çıkmış bir oyuncu Fabrizio Bustos. Arjantin liginde de 13 maç oynamış. Bir gol bir asistle 25 yaşında iyi bir hedef gibi duruyor. Ama tabii orada dün altın çizdiğimiz bir şey vardı. Üç yerli meselesi. Fenerbahçe hem sağ beke hem de sol beke yabancı oyuncu bakıyorsa birinden birini alacaksa hani orada Ferdi ve Nazım oynadığı için yerli kontenjanı doldurdukları için orada öyle bir handikap söz konusu olabilir. Bir sonraki sayfa Foto Maç gazetesinden Wolf hamlesi. E, transferde son 48 saat demiş. Açıkçası bir an önce bitirsek güzel olacak. E, şu evet, transfer değil mi? şeyini. Her Haberler bir yüz oyuncu bir... konuşuyoruz. Şey, <laughs> Ee, bir fren yapar haberlerde. Fenerbahçe kanat takviyesi için rotayı Alman oyuncuya çevirdi. Zaidu ve Bustos için olumsuz yanıt alan Sarı Lacivertler 26 yaşındaki Marius Wolf için Borussia Dortmund'la pazarlığı sürdürüyor demiş gazete. Wolf Köln'de 3 haftası tamamlanan Bundesliga'da sadece 17 dakika süre aldı. Dortmund oyuncuyu satmak istiyor diye de bir not düşmüş. Ben bu sabah şeyi gördüm bilmiyorum ne kadar ciddiye almak gerekir. Hani ciddi almak gerekir derken iddiayı ne kadar ciddiye almak gerekir. Marcelo'nun Real Madrid'den ayrılma ihtimalinin bulundu ve Fenerbahçe'nin de bu transfer için bütün olanakları seferber ettiği yönünde ama bilemedim ne dersin. Ya bu da bir iddia elbette yani dedim ya o, o yüzden ne kadar ciddi almak gerekir bilemedim diye. Söyledim. Evet evet orada işte Ferlan Mendy yavaş yavaş defansif sorumluluklara çok yüksek olduğu için Marseille'den çok daha güvenilir bir oyuncu olduğu için zaten formayı paylaşmaya hatta büyük maçlarda onun yerine Marseo'nun yerine çıkmaya başlamış. Zidane dışında da kimse Marsilya'yı tutmuyordu o dönemde. E Zidane da gitti şimdi. Yani. Ancelotti geldi. Ayrılma ihtimalleri söz veriyor. Tabii kontratı bayağı yüksek. Real Madrid'de öyle bir fedakarlık yapması gerek. Değerli izleyenler şimdi nereye gidiyoruz? Milliyet gazetesine gidiyoruz ve Beşiktaş'a geçiyoruz. Başlığımız Beşiktaş doğru adres. Bir an hiç imza atmadan önce Sergen Yalçın'da görüntülü olarak görüşmüş değerli izleyenler. Yıldız futbolcunun yönetimle yaptığı görüşmede ise Beşiktaş'ın doğru tercih olduğunu düşünüyorum dediği öğrenildi. Bir ara şey iddiaları vardı ya. Hani Sergin Hoca'ya sorulmadı vesaire Şimdi falan. Şimdi görüntülü görüşmeye daha kadar yani. ama o gün biz bulduk, çıkardık. Hatırla e, başkanın evet. açıklamalarını. Bir an için böyle bir değerlendirmesi var. Beşiktaş doğru adres. Bakayım bir ayrıntı da şurada. E, Beşiktaş'ta oynamayı çok istiyorum. Neden doğru adresmiş? Bakayım onunla alakalı bir şey yok. Onunla alakalı bir ayrıntı verilmemiş. Ama oynama fırsatı bulacağı için, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için, rekabeti yüksek bir ligde oynayacağı için elbette sonuçta Beşiktaş Şampiyonlar Ligi takımı. Şans yani. Ciddi manada. Ya bu sezon bu anlamda yani maalesef üzülerek söylüyorum ki Türk futbolunun son parlak transfer sezonu olabilir. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde direkt takım gönderemeyeceğiz. Evet. Ciddi yöneleme engelleri, bariyerleri olacak önümüzde. Hani bu sezon Beşiktaş özellikle Batu Şuay Miralem Pjanic, Alex Teixeira transferlerini bitirirken, Rozier Gezal transferlerini bitirirken tabii ki şampiyonlar takımı olması önemli rol oynamıştır. Bu çok büyük bir artı. Çünkü dünyanın en büyük futbol organizasyonu kulüp düzeyinde ve herkes orada olmak, o sahnede yer almak, gözükmek istiyor. Pjanić'i de Ronald Koeman ilk iki maçta kadroyu almamıştı yanılmıyorsam. Son maçta kadroyu aldı ama ısınmaya bile gitmemiş. Isınmaya bile çıkmamış. Yani oyna almayacağını biliyor. Zaten oynamak istiyordu oynayabileceği bir takıma, şampiyonlar liginde kendini gösterebileceği bir takıma gelmek istediğinden bahsediyor herhalde. Şu açıdan da mesela Beşiktaş açısından da referans takım olma açısından da mesela Kayler'in geçen sezon Beşiktaş'ta kaç gol attı? Toplam 19 ligde, toplamda 23 galiba değil mi? Toplamda 40 40 küsür maçta, 45 maçta 23 golü var Kayler'in. E, milli takımlarda da yine gol atmaya devam ediyor. 2021 senesinde yani içinde bulunduğumuz yılda 11 maçta 12 gole ulaştı. Şimdi nerede oynuyorsun? Beşiktaş'ta. Ligde atmışsın. E, milli takımda atmaya devam ediyorsun. Yani burada oynanıyor. Yani burada insanlar, oyuncular kendilerini geliştirebiliyorlar mesajı vermesi açısından. Bir avantaj. Beşiktaş'ta ben oynamaya gidiyorum düşüncesi. Daha önce çünkü örnekleri şüphesiz, var. Şüphesiz. Yani burası Mario Gomez'den başlayarak. 5 büyük ligden ayrılma aşamasına gelmiş oyuncular için en cazip rotalardan biri. Hep söylüyorum. Şimdi ben mesela Lyon'un oyuncusuyum. Barcelona'nın oyuncusuyum. Bayern Münih'in oyuncusuyum. Ama 5 Büyük Lig'de artık sona geldim. 5 Büyük istediğim türde bir teklif almadım ya da hiç almadım. Başka liglere bakıyorum. 5 Büyük Lig dışındaki turnuvara bakıyorum. İşte belki Hollanda'dan bir takım var. Portekiz'den, Rusya'dan, Türkiye'den bir takım var. Bunları değerlendiriyorum teklifleri. Şimdi bunların içinde genelde en cazip Türk takımlar oluyor bir defa. Bir, iyi maaş veriyoruz. Kabul etmek lazım. İyi para kazanacaksın. Vergi İki, kulüpler. Çoğu zaten İstanbul'a geliyor. İstanbul harika bir kent. Ee, yazı güzel, kışı güzel, coğrafyası güzel. Güzel bir kentte yaşayacaksın. Üç, Türkiye sadece bir saat saat farkı var. Orta Avrupa ile Batı Avrupa'yla Saat fark etmiyor. Amerika'ya, Asya'ya gidersem işte saat farkı veya mesafe. Uçuş mesafesi iki, iki buçuk saat, 3 saat adamın yaşadığı ülkeye. Ne bileyim İngiltere'ye ise 4 saat belki. Kısa sürede yani sabah kahvaltısını İstanbul'da yapıp öğle yemeğini eşiyle Yardım kendi ise, ülkesinde tabii. yeme şansı var. Bütün bunların dışında e, uluslararası turnuvalarda hala Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu sezon gruplarda temsil edilecek. Hala oralarda gruplarda temsil kabiliyeti olan bilgis. Avrupa'ya kendini gösterebilen bilgis. Ayrıca son 5 yıla bakarsan da 5 büyüklüğe çok yeni oyuncu gitmiş. Bize gelip tekrar giden de olmuş. Mesela Beşiktaş'ta, Marcelo Beşiktaş'a kendini gösterip tekrar Lyon şansı yakalamış gibi. Burası iyi bir vitrin. Bu vitrinden 5 büyük gidebiliyorsun veya dönebiliyorsun. Yerli ya da yabancı oyuncular için iyi vitrin. O yüzden ben de 5 büyük ligin dışında kalan bir oyuncu olsam pekala Türkiye kulüplerini, İstanbul kulüplerini tercih ederim. Piyaniç de onu kastediyor galiba. Bayern'den Kartal'a Fransız Sabek, Buna Sar. Sıradaki başlığımız. Son olarak Miralem Piyaniç'i kadrosuna katarak 12. transferini yapan Beşiktaş'ın yeni bir sürpriz peşinde olduğu ortaya çıktı. Yönetim yarın bitecek transfer dönemi öncesinde Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'ten buna sarı kiralamak istediği öğrenildi. Şuradan bakıyorum. 29 yaşındaki sar eğer Beşiktaş'a gelirse Devler Ligi'nde oynatamayacak malumunuz şeyi vermişti. E, listeleri vermişti. 1.77 boyunda daha önce Mets'te görev yapmıştı. Marsili'ye ya gitmeden önce. Çünkü Bundesliga'ya Bayern'e Marsilya'dan 8 milyon euro karşılığına gitti. Marsilya'dan önce de Metz'de 2009 yılında Lyon yapısından Metz'in yolunu tutmuştu. Bu sezon Bayern formasını 4 maçta giyen Fransız futbolcu rakip fileleri bir kez havalandırdı. Almanya devinde alternatif oyuncu konumunda bulunan Sar için Bayern'in Beşiktaş'tan kiralama bedeli istemeyeceği de belirtilmiş habere göre. Beşiktaş'ın konuşuyorduk ya hani transfer hiç bitmez her şey tamam ikili üçlü opsiyonlar ama Sabek biraz eksik mi kaldı acaba diye konuşurken herhalde Beşiktaş şey Sergen Hoca da Sergen Yalçın da oraya bakıyormuş demek ki. Doğru. Ee, geçen eğer geçen maliyet sezonun olmayacaksa başında dediğin gibi geliyor var ne? Evet. Geçen sezonun başında geliyor. 17 maça çıkıyor geçen sezon. Bu sezonda 4 maça çıkıyor ama genelde sonradan giriyor. İlk omere tercih edilmiyor. Bu sezon Bayern rotasyonunda da işte Pavar var Sabek. Stanisic'de var. Ee, üst tarafa aktardılar. Alttan üste aktardılar. Dolayısıyla orada Joshua Kimik'te ihtiyaç duyarsan sağ kullanabiliyorsun. O rotasyonda yedek sağ bek olarak kulübede oturuyor. 3 dakika, 5 dakika süre alıyor. Demek ki oynayabileceği bir takıma gitmek istedi. Bayağı minus 8 milyon euroya almıştı yanılmıyorsam. Bu sarı. Yani yaşı da e, gayet futbolun bağrında 29 yaş. Önünde hala zaman var futbol oynayabileceği. Bu arada kontratı daha var sanırım. Yani kiralarlarsa. Tekrar geri dönecek şey. Tekrar dönecek. 2024'e kadarmış. Evet. E tabi 5 zaten az sabiki de var. Şu anda alternatif sabi alıyor, olarak alıyorsan fena fikir değil. Önceki planlarda bu sezon için zaten. Önümüzdeki sene şampiyonlar gibi vesaire yine Avrupa'da iddiamız devam edecek ama öncelikli plan zaten bu sezon için kiralıkta dediğim, dediğimiz gibi eğer maliyet çıkarmayacaksa evet. şey dışında. Zaten ligde kullanabileceksin. O oyuncunun yabancı zaten. O da gruptan zaten. çıkarsa. Ha evet o zaman yazabilirsin. Tekrar listeyi verirsin. Çıkabilirsin ya. Üçüncü olup Avrupa'ya gitme ihtimali de olabilir. Listeleri yenileyebilir. O pozisyondaki oyuncu zaten yabancı. Dolayısıyla yabancının yediği yabancı oluyor. Şey bir şey değişmiyor. Yerli oynatma sayısı açısı. Zaten beklentin orada yerli değil. Sabekte. Zaten yabancı. Evet. Beşiktaş'la alakalı başlıklarımızı bitirdik değerli izleyenler. Galatasaray'a geçeceğiz ama geçmeden kısacık bir aramız var ardından isterseniz devam edelim. Değerli izleyenler sıradaki başlığımız Galatasaray cephesinden ne diyoruz? Dieng Aslan oluyor. Galatasaray 6 numara transferinde çok kritik bir adım attı. Sarı Kırmızılılar Alahli'nin 23 yaşındaki ön liberosu Ali Dieng'le ile el sıkıştı. Malili oyuncu için 8 milyon euro zorunlu satın alma maddeli kiralama teklifi yapan Galatasaray yönetimi Mısır cephesinden onay bekliyor. Ülkesinin formasını ilk kez 17 yaşında giyen Dieng Mali'nin en genç milli olan oyuncuları arasında yer alıyor. İki yıldır da Mısır Ligi'nde oynuyor demiş gazete. Üç yıllık bir ödeme planı. E, Dieng'in kendisi Avrupa'ya gitmek istiyor demiş gazete. Fatih Terim Dieng'in orta sahadaki savunma direncini arttıracağı. Böylece hem stoperlerinin yükünün azalacağını hem de geriden topla çıkışlarda yaşanan problemlerin büyük oranda ortadan kalkacağını düşünüyor. Yani Fernando'yu buldu diye kısacık bir cümle yapabilirmiş oraya. Aslında yani tipoloji olarak. Tipoloji olarak. Tabii ki standart olarak değil o tipte oyuncu anlamında. Hiç Avrupası yok kariyerinde. Yok. Afrikalı bir oyuncu. Mısır'da forma giyiyor. Riskli iş kabul etmek lazım. Hiç Avrupası olmayan bir oyuncuyu 23 yaşında Avrupa'ya ilk kez getirmek. Ama Mustafa Muhammed'e bakıyorsun o da benzer profilde gelmişti. Zıpkın gibi başladı. Şaşırdık hepimiz. Milli takım performansları bu anlamda tabii ki referanstır. Mali milli takımında da oynayan bir oyuncu Dieng gördüğüm kadarıyla özellikle son dönemde Mali Milli takımında yani 2021 ile beraber düzenli oynamaya başlamış. Son 8 maçın 6'sında ilk 11 oynamış. En son Eylül'de yani bu ay içinde Ruanda maçında ilk 11'de çıkmış. şüphesiz ki herhalde Gazi arama tarama analizini yapmıştır Diyank ile ilgili. Yani bildiğimiz bir önce şimdi Mısır ligindeki bir Malili'yi bilme şansımız da çok yüksek değil. Bir diğer sayfamız Kerem'e zam şeklinde. iç transfer harekatına başlayan yönetim ilk adımı atıyor. Genç oyuncusunun gönlünü almak isteyen Galatasaray takımın en az kazanan ismi olan Kerem Aktürkoğlu'nun ücretini 4 milyon lira seviyesine çıkaracak demiş. Şuradan bakayım Sarı Kırmızılı Kulüp'te sıra iç transfere geldi ve 3 oyuncu için bu ay içerisinde somut adım atılacak. Bordo'ya transferi direkten dönen Mustafa Muhammed yönetimin gündeminde ilk sırayı alıyor. 77. dakikada oyuna girdiği Gabon deplasmanında 90'da attığı golle ülkesini yenilmekten kurtaran Mısırlı golcüden özel hayatına dikkat etmesi istenecek. Fatih Terim'in ikinci şansı vereceği Muhammed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu Fransa'ya olası satışı düşünülerek kullanılacak demiş. Bu konuda da hala karar... Neyse oyuncunun tabi dalgalanan performansı herkesi bir düşündürüyor demek ki. Markavio affeden sarı kırmızılı kulüp. Olayın mağduru. Kerem Aktürk da gönlünü alacak. 900 bin lira garanti parayla Galatasaray'ın en az kazanan ismi olan Kerem'in sözleşmesine zam yapılacak. İkisini bağdaştırmasaymış iyiymiş de haber e, gazete haberinde yani hani bu tatsız olayı yaşadı sana da bir zam yapalım falan keşke öyle olmasaymış yani Kerem Aktürkoğlu olmasa da e, performansıyla zammı hak edebilirdi hakelim, yani evet. e, e, neyse öyle olmuş biraz o şanssız olmuş diğer taraftan Marka'nın ligde cezasını sürmesiyle stoperde oynamaya devam edecek olan Luyendamaya ise stratejik davranılacak Kongolu stoperin bir yıl kalan sözleşmesi benzer mali şartlarda iki yıl uzatılmaya çalışılacak ve sezon sonu serbest kalması önlenecek demiş gazete. Kerem yani bir buçuk sene önce Erzincan Spor'dan transfer edilmiş. Gerçekten çok başarılı bir arama tarama e, ekibi transfer. Çok kısa sürede üst seviye oynayabileceğini gösterdi. Özellikle bu sezonki Avrupa Ligi e, turları, ön eleme turları performansı müthiş. Dört maçta iki gol, üç asist. E, Saint Johnston ve Randers maçlarını adeta kahramanı Galatasaray Avrupa Ligi gruplarına taşıyan adam oldu. Zaten daha fazla maaşı ve yeni kontrat hak ediyor. Zaten dünyanın birçok yerinde, başka kulüpte de olsaydı kontratı 2024'e kadar olmasına rağmen yenilenirdi kontrat. Bir düzeltme yapılır, iyileştirme yapılır yani. ve o kontrat bir yıl daha uzatılır. Mesela o rakam makul seviyeye çekilirdi. Konuyu bence de Marco Aleyha e yaşadığı Talihsiz hadiseyle eşleştirmeye gerek yok. Zaten Kerem bunu hak ediyor. Yani. Daha iyi bir kontratı hak ediyor milli takımın önemli oyuncularından biri oldu. Yani az önce ilk 11'de oynayabileceğini, ilk 11'de oynasa faydalı olabileceğini falan konuştuk ki bu çocuk 22 yaşında ve bir buçuk yıl önce Erzincan Spor'da oynuyordu. Bu gösterdiği gelişim gerçekten takdire değer. Büyük maçlarda dizlerinin titremediğini, soğuk kanlı kaldığını, büyük maçların büyük oyuncusu olabileceğini gösteriyor. Ama bu dediğin çok ne önemli. Birçok gençte yok. Göremiyorsun bunu. Bu dediğin çok önemli gerçekten. İnşallah Şimdi, bozmadan devam eder. Onun yaşlarında Morutan geldi. Daha küçük bile olabilir. Ya yani Morutan da küçük. Morutan'da da onu gördük. Hani dizleri titremeyecek, sahaya çıktığında büyük rakiplere karşı da sorumluluk alabilecek gibi gözüküyor. Morutan geldi. E onun yaşlarında yine daha küçük kesinlikle Barış Alper Yılmaz geldi. Ondan daha küçük Ümit Milli Takım'ın oyuncusu. E girdi fırtına gibi bir 45 maçın da 45 dakikada Gincir'de. oyunun şeklini değiştirdi. E çok küçük Yaşları küçük Galatasaray transferde yani son iki sezonda e, uzun yıllar faydalanabileceği, ikisi Türk futbolunun da geleceği olacağını umut ettiğimiz oyuncular katmış saflarına. Gençleştirme operasyonu açısından olumlu adımlar bunlar. O zaman bomba habere geçelim. Tabii. Foto maç gazetesi. Coutinho bombası demiş gazete. Galatasaray Dieng'de görüşürken dün İzlanda'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Filip Coutinho'yu kiralamak için Barcelona ile görüştüğü ileri sürüldü. İzlanda kaynaklı haber sitesi fotbolti.net Galatasaray'ın Coutinho ile görüştüğünü iddia etti. Barcelona'nın içi Beşiktaş'a kiralamasının ardından kadroda yer bulması zor görünen Coutinho'nun da gönderilmesinin gündemde olduğu belirtildi. Bu transfer iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Galatasaraylı taraftarlar konuyla ilgili yüzlerce tweet attı. Barcelona 29 yaşındaki 10 numarayı 2018 yılında 135 milyon euroya Liverpool'dan transfer etti. Bir sezon sonra da 8,5 milyon euroya Bayern Münih'e kiraladı demiş gazete. En iyi performansında Bayern formasıyla Barcelona'ya karşı gösterdi. 8-2'lik maçta. Barcelona'nın büyük bir transfer başarısızlığı oldu gerçekten. Biraz hırs yapmış <laughs> Öyle görünüyor. Bu sezonda orta saha rotasyonda De Jong, Busquets ve Pedri'yi daha çok tercih ediyor. Ee, Kuman yani orada bir on numaraya Coutinho'ya rol vermiyor. İleri üçlü de hani sola çık sağa çık düşünürsen ideal pozisyon değil ama orada Depay, Luke De Jong, Braithwaite'in öne çıkacağı tahmin ediliyor. Orada da Coutinho zaten hiç dakika almadı henüz. Geçen sezonda La Liga'da oynadığı maç sayısı sadece 12. 656 dakika. Barcelona'da hani kendi ispat edemedi, kabul ettiremedi. Ee, normal Avrupa'nın 5 büyüklükteki transfer süreci de bitti. Hep de altın çizdiğimiz gibi hani şu günlerde en bugün de Rusya'da bitiyor. En makul olursa Türkiye ve Rusya görünüyor. Nasıl olur? Hani maaşından büyük fedakarlık yaparsa tabii çok yüksek maaş alıyor başından büyük bir fedakarlık yaparsa masaya oturulur konuşur futbol oynama isteği arzusu tekrar kendini kabul ettirme ihtiyacı söz konusuysa neden olmasın? Hames Rodriguez de Başakşehir için geçiyor. Evet riskli ama oynarsa da süper yıldız ligin üzerinde hani ligin ayarlarını değiştirebilecek yıldızlar bunlar. Sergio Busquets kaç yaşında diye baktım da 33 yaşında. 88'li Busquets. Sanki 45 yaşında falan gibi o kadar uzun zamandır üst Doğru. düzey oynuyor ki. Düşünüyorsun 45-50 ya. yaşına falan gelmiş gibi 33 yaşında. Yaşlanmış tabii de gençmiş daha yani. Trabzonspor'a geçiyoruz değerli izleyenler. Fanatik gazetesi diyor ki Azarovi için sıkı pres. Bradaric Lille'den ayrılmaya soğuk bakıyor. Mert Müldür konusunda Sassuolo'dan hala cevap bekleniyor. Transferin bitmesine iki gün kala sol bek görüşmelerini sürdüren fırtınada en ciddi uğraş Azarovi için veriliyor demiş. Lil forması giyen Bradaric için kulübü sorun yaratmıyor ancak oyuncunun ayrılığa sıcak bakmadığı öğrenildi. Futbol komitesi, futbol izleme komitesinin keşfettiği ve teknik heyetin olumlu rapor verdiği Irakli Azarov'i konusunda pazarlıklar hızlandı. Bordo Mavililer ilk etapta 400 bin euro önerdiği e Azarov'i için rakamı iki katına kadar çıkardı. Ancak e ancak e hala rakamsal farklılıkları var. Her ihtimale karşı listede sürpriz olarak nitelendirilebilecek sol bek adayları da varmış. Trabzonspor cephesinden de bu haber. Uzun zamandır uğraşıyor Trabzonspor sol için. Uzun zamandır aynı isim temas edilip evet. yazılıyor. Şey aynı isime temas edilip yazılıyor. Ya Sivas Spor'a karşı da Dinamo Batum formasıyla iki maçlarda 90 dakika, 120 dakika oynadı ama tabii o zaman adı geçmediği için Türk takımlarıyla çok analitik bakmamıştık. çok analitik izlememiştik. Belli ki Trabzonspor Arama tarama ekibini de muhtemelen Sivas Spor maçları etkilemiştir. Bu sezon Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 maçın 5'inde oynamış. Bate Borisova bir gol atmış. 19 yaşında Gürcistan milli takımına çıkmış. Bir maçta forma giymiş. Yani Gürcistan futbolu için umut veren bir genç olduğu ortada. Ama tabi detaylı analizi Trabzonsporlar yapmıştır herhalde. Uğur Bey şimdi Karagümrük'ten bir haberimiz var. Vavakars Fatih Karagümrük takımından. Fanatik gazetesi diyor ki önce Canel sonra Karamo. Fatih Karagümrük bombaları ardarda arda patlattı. Kadrosuna kattığı 17 yeni isimle sezonun hareketli takımlarından biri olan İstanbul ekibi transferin kapanmasına son 2 gün kala bombaları peş peşe patlattı. Mehdi Benatya, Emre Bor ve Ahmet Musa gibi yıldız isimleri renklerine bağlayarak ses getiren kırmızı siyahlılar dün de Caner Erkin ve Yan Karamoh oyunculara imza attırdı. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner'e başta Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor olmak üzere birçok takım ilgi göstermişti. Ancak Caner Erkin kırmızı siyahlıları tercih etti demiş gazete. Diğer taraftan Karamoh geçen sezon başında Inter'den Parma'ya 8 milyon euroya transfer olmuştu diye de 23 yaşındaki yıldız futbolcu kadrosuna kattı diye de Karagümrük'ü anlatmış. Parma tabii e, küme düşünce birçok yüksek maaşlı oyuncusunu kiralamaya da satma yoluna gitti. Trabzonspor işte oradan Jervinho'yu da kadrosuna katmıştı. E, Karamoh'ta Fransa alt yaş grubu milli takımlarında forma giyen umut vaden bir oyuncuydu. Sonra amil takım seviyesine çıkamadı ama önemli bir oyuncu. Açık oyuncusu, süratli bir oyuncu. Kara Gümrük için hani bir yıllık kiralamışlar. Oradaki kontrat 2023'te bitiyormuş Parma'da. İyi bir takviye gibi görünüyor. Bir haberde Sivas'tan değerli izleyenler. Viking Dinamo Sivas'ta demiş gazete. Transfere ara vermeyen Sivas Çin kulübü Jangdao'dan ayrılmak isteyen Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad'la anlaştı. Sivas'a gelen 29 yaşındaki tecrübeli Dinamo sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini kırmızı beyazlara bağlayan 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı ve formayı giydi. Yiğidolar'ın geçen sezonda transferi için uğraş verdiği Ulvestad geçtiğimiz sezon devre arasında İsveç ekibi Jurgarden'den transfer olduğu Jang Dao da 4 karşılaşmada forma giydi. Jurgarden'de ise 3 maçta 1 gol kaydetti diye aktarmış okuyucusu. Orada ihtiyacı var Sivas'ın. İşte geçen sezondan beri sayarsak Klo Demirler, işte Kufiler defansif orta saha rolünde daha güvenilir. Daha dinamik, top kazanan, top kesen, işte Hakan Arslan'la Faysal Fajr'ın arkasını değerleyen, toparlayan oyuncuya bir ihtiyaç duyuyorlardı. Norveç milli takımına kadar da çıkmış. 29 yaşında. Umarım başarılı olur Sivas Spor'da. Devam ediyorum. Emre Akbaba yeniden Alanya'da. Fanatik gazetesinden geldi. Ekranlarınıza Akdeniz ekibi 3 yıl önce Galatasaray'a 4 milyon euroya sattığı başarılı oyuncuyu bir sezonluğuna kiraladı. İmza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, Emre yeniden çıkış yakalayacak derken tecrübeli futbolcuda iyi bir sezon geçirmek istediğini belirtti. Galatasaray'da iki ağır sakatlık ve Covid-19 geçirdiği için istikrar yakalayamadığını söyleyen Emre, Alanya'da iyi bir sezon geçirip Aslan'a güçlü bir şekilde dönmeyi hedefliyor çok oyuncu kaybetti tabii Alanya Spor. Yani şu an dört büyük takımda işte Galatasaray'da Berkan'ı var. Beşiktaş'ta Wellington'u, Ensakalası, Salih Uçan'ı var. Trabzonspor'da Bakasetası var. Fenerbahçe'ye daha önce Sise'yi vermişti. Birçok oyuncuyu dört büyük takıma üst seviyeye kaptırdılar. Özel de orta saha rotasyonda yani geçen sezon Berkan'ı Salih'i orada direkt kullanıyorlardı. Şimdi kullan özellikle orta saha rotasyonda takviyeye ihtiyaçları vardı. Bakasetas'ı da kaybettiler. Hani Emre Akbaba Alanya için doğru transfer. Kendisi için de doğru transfer. Kendini gösterdiği parladığı yer. İki büyük sakatlık geçirdi. Covid-19 geçirdi. Gerçekten de haklı. Sonra ciddi bir düşüş yaşadı. Herhalde tekrar toparlayıp sadece Galatasaray değil milli takıma dönmeye çalışacaktır. Emre için hayırlı olsun. Alanya için hayırlı olsun. Avrupa'ya da bakacağız değerli izleyenler. Şimdi İtalya'dan bir başlık geliyor. Cristiano Ronaldo hakkındaki gerçekler. Allah Allah dedirtiyor insana. Tutto Sport'tan geldi efendim ekranlarınıza. İtalya milli takımı ve Juventus'un efsane file bekçisi Gianluigi Buffon'un taraftarlarımız Ronaldo'nun ayrılma kararına şaşırmamalı ve saygı duymalı. Çünkü Ronaldo kendi adına düşünülmüş ve doğru olduğuna inandığı bir adım attı. Kariyeri adına en doğru tercihi yapmaya çalıştı. Açıklaması manşette ele almış. Bu hani Allah Allahlık değil de. Doğrusu budur kardeşim. Çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir başlık. Tabi bu fondan gelince bu açıklama evet. çok daha değerli. Bir yaşayan efsane. Sadece İtalyan futbolunun değil, dünya futbolunun ikonik karakterlerinden bir tanesi. Ve her seviyede, her takımda çok büyük yıldızlarla oynadı. Hala da oynamaya devam ediyor. Yetiştiği kulübe geri döndü, parmaya geri döndü. Ronaldo hikayesi penceresinden bakarsak... Tabi orada Mourinho'nun Ronaldo ile ilgili yaptığı değerlendirmeyi önemsiyorum. Juventus bir nükleer füze transfer etti. Satın aldı ve bunu 3 yıldır nasıl kullanacağını bilmiyor. <laughs> Kullanamadı. De. Gerçekten Ronaldo'yu konumlandırmak, kullanmak da kolay iş değil. Çok kendine özgü özel bir oyuncu. Çok güçlü bir ışığı var ve etrafında siz kendi ışınızı kaybedebiliyorsunuz. Ve bunlar süper takımlar. Herkes de kendi ışığını korumak istiyor. Ama Ronaldo'ya sahipseniz onun o gözleri delen ışığı, çok güçlü ışığı sizin ışığınızı gölgede bırakıyor. Juventus diğer oyuncularını Ronaldo'nun etrafında konumlandırmakta ve kullanmakta güçlük çekti. Manchester United'in ön tarafı biraz daha genç ve belki de Ronaldo ile beraber uyum gösterebilecek oyuncuların oluştuğunu Denge, oluştuğu düşünüldüğü için dengelenebilecek. Mesela Mason Greenwood henüz genç, çok yüksek potansiyeli var evet ama formayı paylaşabilir. Rashford ne kadar uzun zamandır hayatımızda olsa da önünde uzun bir gelecek olduğunu düşünüyoruz. Beraber Jadon Sancho yeni transfer. E, öyle. Oraya belki bir deneyim faktörü katmak. Onlarla beraber bir takım oluşturabileceğini düşündüğü için Manchester United Ronaldo'yu oraya aldı. Alex Ferguson'ın da onayıyla. Esen'in Greenwood gibi, Rashford gibi, Sancho gibi genç oyuncuların da varsa büyük maçların son bölümlerini dizleri titremeyecek, büyük maçları sana kazandırabilecek bir star olarak düşündü Cristiano'yu. Anlayabiliyorum. Sonuçta o kulübün de efsanesi. Şampiyon şampiyon olarak ayrıldı Manchester United'dan o gittikten sonra bir daha o seviyede o gittiğinden beri 7 numaralar toplam 24 gol atmış. Toplam. Yani 7 numara Manchester için efsanevi ya. İşte George Best'in forması, David Beckham'ın formasıydı, Ronaldo'nun formasıydı. O gittikten sonra Di Maria ile başlayarak birçok oyuncuya verdiler. Toplam 24 gol atabilmişler 12 sezonda ki Ronaldo o süreçte 400 gol falan atmış. Aradığında bulamadılar. Ronaldo da oraya döndü. Bana da sanki mantıklı bir hamle gibi geliyor her iki cephe açısından. Yine İtalya'dan La Gazzetta Delle Sport başlık benim fenomenlerim. Brezilyalı yine bir diğer Ronaldo. Brezilyalı efsane golcü Ronaldo bu kez bir özel röportaj veriyor. Serie değerlendiriyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan Inter için şampiyonluğun en büyük favorisi demiş. İbrahimovic hala gözdelerim arasında. Zira yaş önemli değil. Hala bir kaya gibi ayakta. Mourinho ise hala çok büyük bir figür ve Serie A içinde çok büyük bir şans değerlendirmelerinde bulunmuş. Öne çıkan yani bu cümleleri başta çekilmiş Ronaldo'nun fenomen Ronaldo'nun. Kendi anlatımıyla bir dönem dünyanın zirvesindesiniz. Sonra sizden daha zayıf ve daha fit bir Ronaldo <gülüyor> geliyor <gülüyor> ve artık siz şişman Ronaldo olarak anılıyorsunuz. Doğrusu benim için biraz kırıcı oldu diye gülerek anlatmıştı. Kendisiyle bu şekilde alay edebiliyor olması zaten ne kadar Kaliteli bir figür olduğunu, insanını gösterir. Çok büyük bir futbolcuydu. Bence sakatlıklar yaşamasaydı adını Maradona ile Pele ile beraber anardık. Ki ben mesela Cristiano'yu onlarla beraber anarken tereddüt ederim ama fenomen Ronaldo'yu anardık. Öyle düşünüyorum. Gerçekten çok eşsiz bir yeteneği vardı. Ama çok büyük sakatlıklar yaşadı ve çok uzun süre sergileyemedi. Serie A işinde tabii ki Mourinho'nun oraya dönmesi, Zlatan'ın orada devam ediyor olması büyük kazanç. Serie A'nın bir çıkışı var. Euro 2020'de de gol ve asist katkısı açısından malum Premier Ligi solladılar. Seri A oyuncuları Euro 2020'de gol artı asist toplamında yanılmıyorsam 51'e ulaştılar ve Premier Lig'den daha fazla katkı yaptılar. Bu sezonda Seri A izlemeye değer. Diyelim ve Uğur Bey burada artık bitirelim programımızı. Çünkü süremizin sonuna geldik. Uğur Bey'e çok teşekkürler. Değerli izleyenler Bugünlük bizden bu kadar veda etme zamanı geldi. Tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.